Merhaba arkadaşlar, yeni bir yayında beraberiz. Geçen haftanın gündemi saraydaki CHP'liydi. Türkiye'nin gündemini o meşgul etti. Rahmi Turan'ın eski gazeteci, şu an Londra'da tedavi gördüğünü bildiğimiz Rahmi Turan bir iddia ortaya attı ve bu Türkiye gündemini sarstı. Bir CHP'li, önemli bir CHP'li sarayda Erdoğan'la görüşmüştü. Bununla ilgili detaylar, ayrıntılar da verdi ve iddiasının arkasında durdu. Kaynağıma güveniyorum dedi. Geçen hafta boyunca bu olayla Türkiye gündemi çalkalandı. Sonra CHP devreye girdi, AKP cenahından açıklamalar oldu. Rahmi Turan kaynağını açıklamak zorunda kaldı. Hemen arkasından Muharrem İnce, böyle bir şey varsa bu çıkıp açıklanmalıdır, deklare edilmelidir diyerek adeta kendisinin olmadığını veya kendisine bir şekilde bu olayın geleceğini hissederek açıklamalar yaptı. Sonra Rahmi Turan bu kişinin Muharrem İnce olduğunu söyledi ve kaynağını açıklamakta direttiyse de ilerleyen zamanda o da kaynağının Talat Atilla diye çok da bilinmeyen bir gazeteci olduğunu söyledi. Netice itibariyle CHP kaynamaya başladı. Muharrem İnce CHP Genel Merkezi'ni, mevcut CHP yönetimini itham etmeye başladı. Bu oradan kaynaklanan bir operasyon ve CHP'nin yetersizliklerinden dem vurmaya, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmeye başladı. CHP Genel Merkezi bunu bir saray operasyonu olarak sundu ve sarayın kendi partilerinin içinde bir kısım operasyonlar yapmaya çalıştığını ortaya koydu. Saray bunu reddetti. CHP'ye atfı cürümlerde bulundu. CHP kendisi bir proje üretiyor, bizimle ilgili karalamalarda, ithamlarda bulunuyor dedi. Sonuç itibariyle bir haftayı bu olayla geçirdik. Bizim yorumumuz, bizim kanaatimiz ne? Erdoğan çok güçlü bir figür. Özellikle partili cumhurbaşkanı da olduktan sonra sadece kendi partisini terk etmekle, kontrol etmeye devam etmekle kalmadı. Erdoğan sosyal, siyasi, dini, Türkiye'deki bütün grupları ve devletin enstrümanlarını kullanarak, ne gibi enstrümanlarını kullanarak, mesela MIT gibi, istihbarat gibi, emniyet istihbarat gibi, telefon dinlemeler gibi, kendisine bir şekilde muhalif olabilecek siyasi, dini, sosyolojik, toplumsal bütün grupların potansiyel risk taşıyan kendisi açısından liderlerini ve figürlerini bir istihbarat üzerinden takip ediyor. Dinlemeler yapıyor. Onların ne tür angajmanlarda bulunduğunu, ne tür atraksiyonlar içinde olduğunu yakından takip ediyor. Ve elde ettiği devlet enstrümanları üzerinden elde ettiği bu bilgilerle siyasi ataklar geliştiriyor. Onların bir kısmını satın almaya çalışıyor, onların bir kısmının önünü kesiyor. Bir başka enstrümanı ne Erdoğan'ın? Ekonomik enstrümanlar kullanıyor. Siyasi muhaliflerini bertaraf etmek veya satın almak için. Hocam merhaba. Merhaba. Yetiştim. Dış sesimiz geldi nihayet. Yetiştim hocam. Evet, hoş geldin. İyi ki yetiştim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ olun. Araya girdim, böldüm ama. Evet. Gündem sıcak herhalde. Gündem sıcak. Bu saraydaki CHP'liyi konuşuyorduk. Senin de katkıların olur bu konuda. Yani bu Erdoğan'ın her zaman yaptığı bir şey. Onu anlatmaya çalışıyordum izleyicilerimize. Maalesef Erdoğan'a bu gücü Türkiye verdi. Türk toplumu verdi. Türkiye'de şu anda öyle bir hal var ki ne parlamenter demokrasi, ne başkanlık sistemi, tam bir diktatörlük kuruldu mu, bunun olmadığına dair zaman zaman işte yerel seçimlerde olduğu gibi sinyaller de veriliyor. Bunlar kontrollü mü veriliyor emin değilim ama bir tuhaf, ucube bir düzen var Türkiye'de. Ama bir hakikat var. Erdoğan bu ucube düzenin, bu sistemin en güçlü adamı. Tek karar vericisi, her şeyi kontrol edeni. En azından görüntüde öyle. Sorun var. Evet, nedir soru? Hocam, CHP'den bahsediyorsunuz, Erdoğan diyorsunuz. Evet. CHP'den bahsederken ekonomik dizayndan bahsediyorsunuz, Erdoğan diyorsunuz. Şey kısmını hakikaten kafam almıyor. Yani bir cumhurbaşkanıyla bir CHP'linin görüşmesinde anormal olan ne var? Mesela bu bir. İkincisi, velev ki Erdoğan CHP'yi dizayn etmeye çalışsın. Bunun zararı ne? Yoksa seçim falan mı geliyor? Ne oluyor? Şey kısmını hiç anlamıyorum. CHP'liler de Erdoğan'la görüştü diye birbirleriyle giriyorlar. Kılıçdaroğlu da görüşüyor Erdoğan'la. O zaman Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın CHP'nin başına getirdiği lider mi oluyor? Yani Erdoğan'la görüşmek CHP'li olunca suç mu oluyor? Evet, güzel sorular.
Cumhurbaşkanıyla veya bir devleti idare eden, seçilmiş veya işte bazı yetkileri gasp etmiş biriyle görüşmenin, hiç kimsenin görüşmesinin suç olduğunu söyleyemeyiz. Bir çoban da görüşebilir, başkaları da görüşebilir. O zaman. Ama bu görüşme, bu tür görüşmeler açık yapılır. Gündemi gizli olabilir. Ama görüşme insanların bildiği bir şekilde yapılır. Adamlar yapmadım diyor. İşte problem de burada zaten. Ortada bir operasyon var. Kim kime operasyon çekiyor karışık. Sorularını cevaplayayım önce. Yani Cumhurbaşkanı elbette herkesle görüşebilir, Erdoğan. Ama Cumhurbaşkanlığı yetkisini kullanırken, yani devletin, bu parlamenter sistemde de böyleydi, şimdi de böyledir. Mesela bunu biz Ecevit'te, Demirel'de çokça eleştirdiğimiz eski siyasilerde de gördük. Mesela Ecevit ve Demirel şunu yapardı, hatırlayalım hep beraber. Sezer çok daha dikkatliydi bu konuda. Muhafazakar dünyanın çok da beğenmediği Necdet Sezer. Devletin resmi görevlerini yaparken başbakanlar partisiyle ilgili konuları ayırmak zorunda. Mesela partinin kongresine başbakanlık makam aracıyla hiç gitmezdi eskiler. Veya başbakanlık, çünkü bütün toplumu temsil ediyor, hükümeti temsil ediyor ama parti daha ayrı bir şey. Bu iki torbayı, bu iki şapkayı birbirine karıştırmazdı. Şimdi Erdoğan geldikten sonra siyasi rol ve yetkilerle, hükümetle ilgili rol ve yetkiler o kadar karıştı ki kimse bunu sorgulamaz da oldu. Mesela çünkü başkanlık sistemi geldi. Başkanlık sisteminde de böyledir. Başkanlık sisteminde de devletin resmi görevleriyle siyasi partinin görevlerini ayırmanız gerekir. Bütçelerini bile ayırmanız gerekir. Yani hükümetin bütçesini, resmi bir görevle ilgili bütçeyi partiyle ilgili bir konuda kullanamazsınız. Ona benzin bile alamazsınız. Bu eskiden sorgulanıyordu, şimdi sorgulanmıyor. Şimdi burada da aynı ayrım var. Bakın, bir Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak herkesle görüşebilir. Herkesle irtibat kurabilir, devleti temsilen. Çünkü bizde Cumhurbaşkanlığı devletin birliğini ve bütünlüğünü temsil eder ve bütün Türk milletini temsil eder. Bu yönüyle dağdaki çobanla da görüşebilir. Elbette siyasi liderlerle de görüşebilir, herkesle görüşebilir. Ama burada Erdoğan'ın yapmaya çalıştığı ve iddia edilen şey, bilemiyoruz yapmaya çalıştığı derken böyle bir iddia var. Ne kadar eğri, ne kadar doğru, ondan da haberdar değiliz. Erdoğan devletin imkanları, enstrümanları ve araçlarıyla bir partinin içinde geleceğe dair düzenlemeler yapmaya çalışıyor. Bunu yapamaz. Bunu Cumhurbaşkanı olarak yapamaz. Bunu devletin imkanlarını kullanarak yapamaz. Bunu kaynakları kullanarak yapamaz. Bu adil de olmaz. Hukuki de olmaz. Yani ne demek? Yasalara da uygun olmaz. Yani ne demek devletin enstrümanlarıyla? Şimdi Erdoğan Cumhurbaşkanlığı sarayında bir CHP'liyi ağırlasa bu suç mu? CHP'liyi ağırlayabilir. Hadi onu Cumhurbaşkanlığı konuşur. Arabaları ve korumalarıyla CHP'liye gitse bu mu suç yani? Mesela CHP'liyi ağırlayabilir, konuşabilir ama CHP'nin ne olacağıyla ilgili bir CHP'liyle konuşamaz. CHP'nin bir, ki bunda o iddia var yani bu konuşmada, CHP'nin geleceğiyle ilgili o kişiyle konuşulduğuna dair iddialar var. Bunu yapamaz ve herhangi bir partinin, yani diyelim Devlet Bahçeli, Allah gecinden versin demeli miyiz ne demeliyiz emin değilim. Ciddi hastalıklar da geçirdi, vefat edecek. Bir Cumhurbaşkanı... Ben sessiz kaldım mesela. Diyelim ki yani Allah hayırlı ömür versin. Yani çok da ne diyeceğim bilemiyorum. Yani ben hala sessiz kalmaya için devam daha, ediyorum. Daha hayırlısını versin. Diyelim ki bir A partisinin lideri ciddi bir rahatsızlık geçiriyor ve vefat edecek. Bir Cumhurbaşkanı o partinin, o liderin vefatından sonra kimi seçeceğini, kimi seçmeyeceğini, neler yapacağını konuşamaz. Bu yasa dışıdır. Bunu kim konuşabilir? O partinin yetkili organları konuşabilir. Dolayısıyla bu işte Cumhurbaşkanlığın A partisiyle ilgili geleceğe dair o partinin içinden birileriyle bir kısım konuşmalar yapması illegaldir. O partinin içine burnunu sokmaktır. O partiyle ilgili projeler devreye sokmaktır. Kötü olan, illegal olan, ahlak dışı, etik dışı olan bu. Şimdi bu tabloda da böyle bir iddia gözüküyor. Sen gelmeden önce sayıyordum. Birkaç enstrümanla bunu Erdoğan yapıyor. Ama adam ne yapsın? CHP'liler kendileri lider çıkaramıyorlarsa içinden şimdi. İşte bu adam da, lider çıkarıyor. Bu da meselenin öbür tarafı. Yani şimdi Erdoğan bunları yapıyor. Bütün partilere, sosyal gruplara da yapıyor. Mesela şu anda Erdoğan'ın dini cemaatler, gruplar içinde operasyon yapmadığı, iç işleyişine müdahale etmediği grup yoktur desem bu mübalağa olmaz. İstediği gibi oynayabiliyor. İçinde aktörleri var ama bunu yaparken bunu bir siyasi lider olarak yapması belki siyaset bir pragmatizmdir.
ne bileyim kendi lehine bir kısım düzenlemeler yapmaktır. Ama suç olan ve problem olan, etik dışı olan şey şu: bunu devletin araç ve enstrümanlarını kullanarak yapması. Onu sayıyordum. Bir, her türlü istihbaratı doğrudan kendi siyasi ikbali ve kendi muhalif siyasetçilerin tasfiyesi adına veya teslim alınması adına kullanıyor Erdoğan. İki, devletin ekonomik kaynaklarını bu noktada çok etkili kullanıyor. Yani bir kısım kumar borcu olan, sıkıntılı işleri olan, damadının ihalesi olan, oğlunun inşaatı olan bu tür siyasi liderleri yakınları üzerinden ve kamu kaynakları üzerinden satın alıyor veya kamunun yine ekonomik kaynakları üzerinden tehdit ediyor, terbiye ediyor. Bu tür şeyler var. Bunları kullanması, yani bir cumhurbaşkanının, bir başbakanın, bu ister başkanlık sistemi olur, ister parlamenter sistemi olur, bu ikisini ayırması lazım. Benim söylemek istediğim şey şu, bu. Eğer Erdoğan CHP'nin içine istihbaratın bilgileri, telefon dinlemeleri, farklı şeyleri kullanarak bir CHP'liyle ve CHP'liyi dizayn etmek için görüştüyse bu elbette ki kabul edilemez. Ama dediğin gibi meselenin bir de öbür tarafı var. Kardeşim sen de parti ol, adam gibi lider ol, partine müdahale ettirme. Bu da tabii CHP'ye bakan yönü. Zaten CHP'nin problemi de bu öteden beri maalesef. CHP'de bir liderlik problemi var. Erdoğan da muhtemelen bu liderlik problemini görüyor ve oraya kendi ürettiği, kendisinin piyasaya sürdüğü bir lideri koymak istiyor. Bunun Muharrem İnce olduğuna dair iddialar var. Olabilir mi? İşin doğrusu verilere baktığımızda, yani Muharrem İnce evet güzel konuştu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde çıktı filan ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya koyduğu tavır ve seçim gecesi ortaya koyduğu tavır, sandıkları takip etmemesi, arazi olması, bu kendisinin iradi arazi olması, yok olması mıydı? Bir tehdit, şantajla yok olmak zorunda mı kaldı? Onun sonucunda da adam kazandı diye açıklama yapması işin doğrusu beni huylandırıyor Muharrem İnce ile Erdoğan ilişkisi açısından. Yani tehditle CHP'nin başına mı geçiyor şimdi Muharrem İnce? Muharrem İnce'nin bir yere geçip geçmeyeceği ile ilgili bir şey yok. Ama şu son tabloda Erdoğan ve bu olay CHP'nin içini karıştırdı. Yani tablonun sonucuna geldiğimizde ne oldu? Burada evet AKP ve Erdoğan'la ilgili bir kısım eleştiriler oldu. Bizim bahsettiğimiz gibi illegal bir şekilde devletin imkanlarıyla başka bir partiye müdahale etmek. Ama sonuçta baktığımızda CHP'nin içinde bir karışıklık var. Muharrem İnce genel başkanlığı ve genel merkezi eleştiriyor. Genel merkez Erdoğan'ı eleştiriyor. Ve CHP içinde bir değişim sancısı da var aslında. Bu Erdoğan'a ne katacak? Yani CHP'nin böyle karışması ne katacak Erdoğan'a? Şimdi şöyle de bir şey var, sormuştun. Yani muhtemelen Erdoğan AKP reddetse de önümüzdeki dönemde bu bir baskın seçim de olabilir, sürpriz seçim de olabilir. Çok da uzun olmayan bir dönemde Türkiye seçime gitmek durumunda. Ve siyasi veriler bunu gösteriyor. Mevcut iktidarın altı boşalıyor. Halkın bu iktidara verdiği destekte çok ciddi azalma var. Neye rağmen? Sandıktaki manipülasyonlara rağmen. Dolayısıyla Erdoğan eğer alternatifleri, muhalifleri, karşı partileri, diğer partileri dizayn edebilirse, kontrol edebilirse bir seçime gitmek isteyebilir. Bunu çok iyi yapıyor. Erdoğan'ın en iyi yaptığı şeylerden birisi sadece kendi yanındakilerini dizayn etme değil, siyasi olarak rakiplerini de bir şekilde dizayn edebiliyor. Bu olay aslında bence biraz da seçimlerin yakın olduğunu, bir seçim havasının, kokusunun oluştuğunu da gösteriyor. Kime oy vereceğiniz? Benim şu anda oy verme gibi bir yetkim ve selahiyetim yok. Niye? 18 yaşını aşmış, TC kimlik kartı taşıyan, pasaportu olan bir vatandaşsınız. Evet, doğru, pasaportum konsolosluğa var. Konsolosluğa gidersiniz, Londra'dasınız. İltica etmiş bir insan değilim. Hala ben Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlığını onurla, gururla taşıyorum. Taşımaya devam edeceğim. Benim tarafımda bir problem yok. Ben Türk vatandaşı olmakla, Türkiye'ye ait olmakla gurur duyuyorum. Sorun kimde? Yok ama Türkiye Cumhuriyeti'nin benimle problemleri var zannederim. Bana oy kullandıracağını zannetmiyorum. Veya gittiğimde oy da genellikle konsolosluklarda kullanılıyor. Konsolosluğa gidersem herhalde beni hoş karşılamazlar diye düşünüyorum. Bilmiyorum, sen kullanır mısın mesela? Kullanabilir misin? Ben kullanıyorum. Öyle mi? Geçen seçimde kullandım. Ha, sen muteber bir vatandaşsın demek ki. Öyle. Ben Türkiye açısından şu anda pek muteber değilim. İleride ne olur? Seçim zamanı nasıl olur bilemiyorum. Allah kolaylık versin, ne diyelim. Teşekkür ederim. Peki, hayırlısı olsun ama seçim var diyorsunuz yani. Yani bu olay bir seçimin yaklaştığını, Erdoğan'ın da seçimlerden önce
siyasi arenayı dizayn etme çabasının bir sonucu olarak görüyorum ben bunu. Nitekim de en kötü ihtimalle CHP'nin işini karıştırmayı başardı. Ama şöyle de bir şerh koymak istiyorum. Bazen bu tür operasyonlar ters teper. Sizin istemediğiniz sonuçlar çıkarabilir. Mesela CHP'nin içi karışabilir. Bir kısım karışıklıklar olur. Ama siz o kartları karamazsınız. CHP'nin içine tam müdahale edemezsiniz ve çok dişli bir aday çıkabilir. Sizi alt edecek aday çıkabilir, adaylar çıkabilir. Bu sosyolojik olaylarda hani planlamalar mühendislikteki, matematikteki gibi 2 artı 2 4 etmeyebilir. Bazen 8 edebilir, bazen 1 edebilir. Dolayısıyla Erdoğan'ın bu çabaları kendi siyasi ikbali adına dizayn, tasarım çabaları olumsuz da sonuçlar verebilir. Ama bugüne kadar hep olumlu sonuç verdiğine göre herhalde bir A-B test diyorlar ya, hani böyle bir test, bir yani test ile yapmıştırlar yani. Hatta olumsuz sonuçlar vermedi. Mesela en son müdahalesi olumlu sonuç vermedi. Çok olumsuz sonuç verdi. İstanbul seçimlerini iptal etmesi. Oraya müdahale mi ettiler? Göstere göstere müdahale etti tabii ki. Yani yapılan seçimleri yeniden mazbatasını verdi, geri aldı, sonra iptal ettirdi ve bu insanların vicdanına dokundu. Bazen güçlü insanlar, her şeyi kontrol ettiğini düşünen insanlar ortalama sıradan insanların hissiyatını algılayamayabilir. Ben yaparım olur, toplum benim arkamda, ben ne dersem kabul ederler. Her dediğinin karşılık göreceğini, her yaptığının kabul göreceğini düşünebilir. Bu da biraz aslında yalnızlaşmanın, diktatörlerin halktan yaşadığı, kopmanın halktan sonucu. Kopmanın, yalnızlaşmanın ve gerçeklikten kopmanın bir sonucudur. Mesela orada da bunu zannederim Erdoğan'a da söylemeye çalışanlar olmuştur. Bunu yapmayalım. İstanbul'u kaybetmekten daha çok şeyi kaybederiz ki ben yazmıştım da o zaman pek çok insan. Nitekim İstanbul seçimini iptal etmesi İstanbul'u kaybetmekten çok daha fazla şey kaybettirdi AK Parti'ye ve Erdoğan'a. Erdoğan'ın kendisi sorgulanır hale geldi o olaylardan sonra. Şimdi yeni dizayn çalışmalarıyla Erdoğan bu erozyonu durdurmaya çalışıyor. Muhalif partileri dizayn etmeye çalışıyor. Buna muvaffak olabilir mi? Bence olamayabilir. Çünkü Erdoğan'ın şahsındaki erozyon, iktidardaki erozyon durdurulamayacak kadar büyük ve acı. Yani ekonomiyle ilgili çok büyük erozyonlar var. İtibarla ilgili, Erdoğan'ın şahsı dahil, aile çevresi dahil çok ciddi erozyonlar var. En yakınındaki insanlar ömrünü, işte 17 yılını, 18 yılını AK Parti'ye vermiş kuruculardan çok ciddi AK Parti'ye ve Erdoğan'a karşı güvensizlik var. Ama şöyle de bir şey var ki, Türkiye'de bağımsız bir medya olmadığı için, düşünce özgürlüğü olmadığı için, Erdoğan'ı en küçük eleştiren kendini hapiste bulduğu için insanlar hakikatleri söyleyemiyor. Hakikatlerin söylenemiyor olması aslında Erdoğan'ı hakikatlerden kopuk hale getiriyor. Halktan kopuk, yalnız, gerçeklere ulaşamaz hale getiriyor. Çünkü çevresindeki insanlar Erdoğan'a sadece istedikleri bilgileri veriyorlar. Gerçek bilgileri veremiyorlar, korkuyorlar, endişe ediyorlar. Ben de o zaman şöyle bir nokta koyayım. Yalnız halktan kopan yalnızca Erdoğan değil diyeyim. Evet. Halktan kopan çok var. Çok var. Mesela CHP de kuruluşundan beri halktan kopuk bir partidir. Her seçim yenilgisinden sonra biz CHP'de halka yaklaşma çabaları görürüz. Mesela çarşaf açılımı gibi, cami ziyaretleri gibi, CHP'li liderlerin yanına bir tane türbanlı, bazen sakallı bir amca alması gibi. Bunlar aslında CHP'de CHP'ye karşı oluşan din karşıtı halktan kopuk figürünü düzeltmeye yöneliktir. Ama kendi içindeki o çelik çekirdek CHP'yi de mesela halkla barışmaktan hep men etmiştir. Şimdi Erdoğan'ın etrafında da bir çelik çekirdek var ki bunlar siyasi ve ekonomik çıkarları kendi bünyesinde toplayan insanlar. O çıkarlarını kaybetmemek için Erdoğan'ın veya AK Parti'nin halkla barışmasını, işte bu son dönemde gelir dengesindeki uçurumu, işsizliği, ekonomik çok perişan, çok kötü verileri kendisine aktaramıyorlar veya deklare etmek istemiyorlar. Toz pembe bir tablo çiziyorlar. Bir daha söyleyeyim o zaman. Halktan kopan yalnızca siyasi partiler değil. Değil. Başka kimler var peki? Dolu grup var hocam. Evet. Doğru. Yani son dönemde sen dedin aklıma gelenlerden mesela bir tanesi. Medya zaten koptu. Medyanın tamamı. Onun ama medyada güzel şeyler oluyor. YouTube medyaya çok güzel bir alan açtı. Mesela siz de burada gayet başarılısınız. İşte dediğim geleneksel medya zaten. Geleneksel medya halktan koptuğu için, bir karşılığı olmadığı için alternatif medya çıktı. Yani şu anda zannederim YouTube'da izlenilenlerle klasik televizyonlarda izlenilenleri karşılaştırmak bile mümkün olmayabilir. İki tane örnek vereyim. Anadolu
Ajansı eski genel müdürü Kemal Öztürk olması lazımdı. Evet. YouTube kanalı açtı. O bile YouTuber oldu yani. YouTuber olduğunu bırakın. O bile YouTube kanalı açtı. Açtığı YouTube kanalında yaptığı röportajla birlikte gündeme siyasi damgasını vurdu. Çünkü konuğu Bülent Arınç'tı. Sonra Hürriyet gazetesinin şimdiki köşe yazarı, eski genel yayın yönetmeni, Türkiye'nin de belki de en derin hafızasına sahip insan olan Ertuğrul Özkök'ü yayına aldı. Oradaki konuşmalarıyla da gündeme damga vurdu. Yani artık geleneksel medyada öyle çok gündeme damga vuracak, çarpıcı açıklamalar falan çıkmıyor. Evet. Bu alternatif medya denilen yerden çıkıyor ki Kemal Öztürk bunu bence çok iyi başardı. Gayet de başarılı devam ediyor. İşte bu şunu gösteriyor aslında. Eğer siz gerçeklikten koparsanız, halktan koparsanız, doğru ve gerçek verilerden koparsanız, gerçek bir şekilde, halk bir şekilde kendini ifade etme yolları bulur. Burada da oluyor. Yani klasik geleneksel medya kontrol altına alındı güya. Niçin? Halkı etkilemek için. Ama gerçek bir şekilde kendine, gün yüzüne çıkacak mecralar buluyor ve kendini ortaya koyuyor. Su akıyor, yolunu buluyor. Su akıyor, yolunu buluyor. Aynen. Buradan İran'a geçelim mi? Geçmeyelim mi? Niye İran'a geçiyoruz? İran'da da 40 yıldır halkı baskılayan, kontrol eden, otoriter bir rejim var. Ben şimdi derse geç kalan öğrenciyim ya, konuyu yakalamaya çalışıyorum. O yüzden soruyorum. Evet. Yaklaşık 2 haftadır İran'da toplumsal olaylar var ve çok yaygın olaylar. Yüzlerce kentte olaylar oldu ve yüzlerce insan öldü. İran'daki bu olayları önceki olaylardan ayıran temel farklardan birisi şuydu. Bir, ülke genelinde oldu, her yerde oldu, lokal olmadı. Daha önce İran'da rejime karşı eleştiriler, başkaldırılar, protestolar biraz daha yenilikçi kanattan, daha seküler eğilimleri olan kanatlardan gelirdi. İlk defa İran'da din adamlarının da içinde olduğu dindar kesimlerden ciddi tepkiler geldi. Mesela İran'ın Meşhed gibi, Kum gibi dini liderlerinin yetiştiği, yani bugünkü rejimin ağır medreselerinin, din adamlarının olduğu şehirlerden ciddi tepkiler oldu. Kime? İran hükümetine ve sadece İran hükümetine de değil, ilginç, bu defa dini liderlere de bir tepki oluştu. Ali Hamenei mesela bu son petrol zamlarıyla ilgili kendisini ortaya koymak zorunda kaldı. Ali Hamenei kimdir? Bunu açıklayalım. İran rejimi karmaşık bir rejim arkadaşlar. Belki bununla ilgili ben ayrı bir yayın sadece bir İran üzerine yayın yapalım diye düşünüyorum. İran'da da evet, konuya dönecek olursak 40 yıl baskılanmış bir halk var. 41. yıla girdi 1979 devriminden beri. Devletin güçleriyle, devrim muhafızları ordusuyla, besiçlerle, bizdeki bu Erdoğan'ın yapılandırdığı paramiliter gruplar gibi gruplar var orada da. Halkı hep sindirdiler. Ama eskiden 8-10 yılda bir İran'da halkta patlamalar olurdu. Bu patlama sıklaştı. Mesela 2017'de bir patlama oldu. Aradan 2 yıl, 3 yıl geçmeden çok daha güçlü ve daha yaygın bir patlama geldi. Şimdi eğer siz halkın taleplerini yok sayar, halkta oluşan ekonomik dengesizlik, fakirlik, işsizlik gibi acizlikleri, insanların hükümetten beklentilerini yok sayar ve çözmezseniz, sümen altı ederseniz, bunu hep dış güçlere, Amerika'ya, İsrail'e, NATO'nun oyununa bağlarsanız, halk tekrar aynı taleplerle bu defa daha güçlü gelir. Soru. Şimdi bundan 2 hafta önce yaptığımız yayında yine İran'da olaylarla ilgili, daha Irak'taki olaylarla ilgili açıklama yapıyordunuz. Evet. İran'ın bölgeye müdahale ettiğini söylüyordunuz. Şimdi İran'ın kendi içi karışmış. Bu kadar içi karışık bir İran dışarıya nasıl bu kadar, bir tarafta Suriye'ye müdahale ediyor, elinde o gücü tutuyor. Bir tarafta Irak'ta rejimi resmen kontrol ediyor, bölgeye hakim oluyor. Yemen'de bunu nasıl sağlıyor? Yemen'de Husi. Yani bir tarafta Yemen, bir tarafta aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nin de büyük çoğunluğu, %70'ine neredeyse hakim İran, oraları da kontrol ediyor. Bunu nasıl başarıyor? Bir de İran'ın bugüne kadar, sizin yazılarınızda da vardı bu önceden, Türkiye etkisi vardı İran'ın. Yani İran Türkiye siyasetine de etki ediyordu. Kesinlikle. Türkiye'ye de etki ediyordu. En etkin olduğu ediyordu. Dönemlerden birisini yaşıyoruz şu anda İran'ın Türk siyaseti üzerinde. İran bunu nasıl başarıyor? Yani içeride bu kadar karışık. İşte bir tane güzel bir lider, Ruhani gibi güzel bir lideri çıkarıp, şöyle güzel, Birleşmiş Milletler'de meclise çıkan, Ahmedinejad'dan sonra sahneye çıkan yani bir liderle mi bunu başarıyor? Yani aslında bir figürle mi başarıyor? Yoksa
bu devlet olmak böyle bir şeyim. İçerisi ne kadar karışıksa da etrafı böyle kontrol altında tutmakla mı oluyor? Yani bu soru biraz içinde cevabı da barındıran bir şey. Aslında tam da bu sebeple İran ekonomik sıkıntılar yaşıyor. İran ideolojik bir devlet. Yani anayasasında da İslami ve Şii mezhep vurgusu da olan bir devlet. Mesela devlet başkanı Şii olmak zorunda İran'da. Olsun. Bunları, yani ideolojik bir devlet bu şu demek. İran bu ideolojisini İslam dünyasına, Müslümanlar arasında yaymayı misyon edinmiş bir devlet. Aslında İran çok zengin bir devlet. Türkiye'nin yaklaşık iki katı büyüklüğünde coğrafyası var. Ve coğrafyası çok verimli. Ne açıdan verimli? Tarım açısından verimli. İklim çok müsait tarıma. Petrol var. Ayrıca yeraltı da zengin. Mesela Türkiye'den farkı o. Türkiye'de tarıma çok müsait. Güzel bir coğrafya ama Türkiye'nin yeraltı zenginlikleri yok. İran'ın buna ilave bir de dünyanın en önemli gaz ve petrol rezervlerine sahip bir ülke. Ama işte İran ideolojik bir devlet olduğu için İran yönetimi bu zenginliklerini kendi halkına ve adaletli bir şekilde paylaştırmıyor. Yani ne yapıyor? İdeolojik hedefleri için, yani Şiiliği yaymak için, devletin etkisini yaymak için Yemen'de savaşa giriyor. Irak'ta askerlerini gönderiyor, Irak'taki Şiileri destekliyor. Suriye'de Esed'in yanında oluyor, ona para harcıyor. Lübnan'da Hizbullah'ın yanında oluyor, ona para harcıyor. Ayrıca İslam dünyasının pek çok yerinde Şiileri doğrudan etkilemek veya Sünniler üzerinde Şia etkisi oluşturmak, İran etkisi oluşturmak için çok ciddi paralar harcıyor. Dolayısıyla dış dünyaya harcadığı bu paralardan dolayı içeriye kaynak aktaramıyor. İçerideki kaynak da gelir adaletsizliğinden dolayı, yolsuzluk, yozlaşmadan dolayı halka inmediği için halk fakir perişan. Şöyle bir devlet düşünebilir misin? İran'ın geldiği nokta o. Altı petrol ve gaz dolu. Ama İran halkı şu anda benzin alabilmek için kuyruklarda bekliyor. Ve son bu yaşanan olayların patlamasının bir sebebi de o. Petrol zengini İran'da petrol ürünlerine %300 zam yapıldı. Yani müthiş derecede bir zam. Yani 1 lirayken 3 lira oldu. Halkı sokaklara döken şey bu. Aslında Irak'taki de, Lübnan'daki de, dünyanın pek çok yerindeki bu isyanların, sokak eylemlerinin temel sebebi yolsuzluk ve yoksulluk. Yolsuzluk, tepe noktaki insanların kamu kaynaklarını iç etmeleri ve bu kaynakların adaletli şekilde halka inmemesi. İran'da yaşanan şey de bu aslında. İran'da sokakları karıştıran ve toparlayacak olursak kaç dakika oldu? 30'a geldi. 30. Toparlayacak olursak İran'da rejim 41. yılına girdi. 41 yıldır çok güçlü bir rejim var. Ruhani'den bahsettin. Bir de İran rejimini anlamak için İran'da mutlak güçlü Ali Hamenei'dir. Yani Ayetullah Ali Hamenei dini lider, her şeyin üzerindedir. Üst yargı organlarını onlar atar, ordu ona bağlıdır. Devrim muhafızları ordusu denen bir ordu vardır. Çok güçlü, o ona bağlıdır. Ruhani evet devlet başkanıdır ki reformist de birisi. İran'a göre gayet reformist. Ama İran'ın o Şii devlet yapısını ve imama bağlı teokratik devlet yapısını göz önünde tutmak lazım. Ruhani'nin etkisi çok sınırlıdır. Asıl etkili olan Hamenei'dir orada. Şimdi son 40 yıldan sonra insanlar İran rejimine giderek güvenlerini kaybetmeye başladılar. Molla rejimi dediğimiz din adamlarına güvenlerini kaybediyor. Kim kaybediyor? Kum gibi, Meşhed gibi, yani din adamlarının yetiştiği yerlerdeki halklar bile artık Molla rejimine itibar etmiyor ve Hamenei'yi eleştirmeye başladılar. Ha, buradan İran rejiminin yıkılması çıkar mı? Çok o kanaatte değilim. Yani olaylar daha da gider. Ama çok güçlü bir devlet var İran'da. Her şeyi kontrol eden bir devlet var. Ve her bir eylem aslında devletin yeni şeyler öğrenmesine ve halkı sindirmesine sebep oluyor. Zaten bugünlerde de İran resmi kaynaklarının açıklamalarına göre başarılı bir şekilde bu dış kaynaklı diyorlar. Bakın bütün otoriter güçlerin mazereti odur. Bu bir Amerikan oyunu, bu bir İsrail oyunu, bu dış kaynaklı. Dış kaynaklı bu tür operasyonların sindirildiğinden filan bahsediyor. Ama ekonomik adalet sağlanmadıkça, gelir dağılımı sağlanmadıkça, yolsuzluklar bitirilmedikçe İran halkı yeniden daha güçlü iktidarı eleştirmeye, dini rejimi eleştirmeye devam edecektir. Ya bir virgül atacağım, bir şey evet. Soracağım. Suriye liderinden bahsederken Esad bir şeyler diyordunuz.
Niye Esat demiyorsunuz? Niye Esed diyorsunuz? Esat diyelim yani, ne olacak? Esed diyorsunuz da ısrarla. Esed demenizin sebebi ne? Ben merak ettim onu da. Ya öyle alıştığım içindir. Esat. Neden diyelim öyle alıştınız? Esed. Yani Galata meşhur olan Esat. Siz niye Esed yani kendisinin kabullendiği Esat mıdır, Esed midir bilmiyorum. Yani dünyada bilinen Esat. Esat. Herkes Esat diyor. Esat, Galata meşhur. Esed de biliniyor, Esat da biliniyor. Esed de mi biliniyor? Ya arada bir fark mı var? Ya Esed hayvan olan aslan demek. Yani o da çok Esed yaygın tabii. Esat ile Esed'in arasındaki fark şu. Esat Mesut'la aynı kökten geliyor. Kutsal, saadetli, kutsanmış demek. Esed aslan demek. Her ikisi de güzel isim. Yani Esed de yaygındır. Türkçede de var. Aslan isimli bir sürü isim var. Mesut isim de var. Yani Mesut ile Esat aynı kökten geliyor. Ben Esed'e alışmışım. Ondan dolayı bir kastım yok. Esat da denebilir. Yani, yani orada sonuç bir itibariyle bir şey değiştirmiyor. Bir zalimin ismine. Yok, kelimenin tercihte bir sebebiniz var mı? Çünkü Esat. Ağız alışkanlığı diyelim. Yani bir, özel bir tercihim yok. Bir tercihim yok. Ama sen Esat de diyorsan Esat diyeyim. Yok, ben Esat diyorum zaten normalde de. Ben merak ettim. Siz tamam, niye Esed diyorsunuz diyor. Yani bilmediğim bir şey varsa öğreneyim diye. Yok yani iki kelime tercihte şöyle. Hani şöyle bir yorum yapıyorlar. Esed diyerek adama hayvan demeye çalışıyorlar. Öyle değil. Aslan bütün dünyada insanlara da isim olarak verilen bir şeydir. Aslan her dilde. Ama Esat da desek, Esed de desek, hatta Esad'a veya herhangi bir zalime adil ismi versek o adil olmaz. Yani isimler insanların eylemlerini değiştirmeye yetmez. Peki. Evet. Katıldığın için teşekkür ederim. Aradan sonra insanlar özlediler. Nerede bu dış ses? Merak ediyoruz. Şenlendiriyor. Gerekli diyorlar. Yani seni özlüyorlar. Biz de sizi özlüyoruz hocam, ne diyelim. Evet. Ama düşürdüm mikrofonu. Peki, durun. Yani böyle zaman zaman katılacağım yine. Tamam. Sizi böyle çok zaman rahatsız etmeden zaman zaman. Ama yetiştim bugün. Dersime evet, geç kalsam da yetiştim. Teşekkür ederim. İyi oldu. Beni kurtardın. Tek olunca monoton oluyor. Yani bir şey anlatınca böyle senin gibi araya girecek ve heyecan katacak seslere ihtiyaç var. Bunu çok iyi yapıyorsun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. O zaman ne diyoruz hocam evet, bitirirken? İyi yayınlar, iyi izlemeler, bize iyi yayınlar. Abone olmayı unutmasınlar mı diyeceğiz. Abone olmayı, takip başka etmeyi. Takip etmeyi, abone olmayı. Onları sen daha iyi diyorsun evet ya. Abone olmayı ve takip etmeyi unutmayacağız. Neden? Aralık sonuna kadar, yani 2020'nin ilk ayına kadar 10.000 abone hedefimiz var. Ve bunun için destek istiyorsunuz onun değil mi? Onun için çok vaktimiz yok ama. Evet, yani bir ay kaldı neredeyse. Ay, olur mu diyorsun? Bence olur. İyi yol kat ettik. Tamam. 6.000'i geçtik. Yani seyircilerimizin gayretine bağlı. O zaman sizi de birazcık Twitter'daki gayretlerinize bağlı bu. Evet. Seyirci gayret eder de sizden de gayret ben lazım. Ben de tweetler atayım. Peki kalın sağlıcakla. Teşekkür ederiz.